ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Parkı. Parklar bu dönemde parti meclis. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusunu konuşuyoruz. Batısında sonra soracağım. Şimdi doğusunda şimdi açıklanan şu, şimdi gireceğiz. Evet orayı boşaltacağız. Artık bilmiyorum askeri olarak 30 kilometre işte 400 küsür de yatay olarak diyelim. Bir alan sonra Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre veya Ankara'nın açıkladığı plana göre orada inşaatlar olacak. İşte 140 köy, işte 10 tane ilçe, 30 bin nüfuslu falan. Onlar inşa edilecek. Oraya da 1 milyon insan yerleşecek. Böyle bir alan oluşacak. Böylece hani bizden insanlar, bize gelen göçmenler geri dönecek. Nihai plandan bahsediyorum. Dönecek ve orada bir işte öyle bir barış gelecek falan. Toprak bütünlüğü sağlanacak gibi bir plan var. Bu hakikaten bu hayata geçirebilir mi? Sedat Ergin'den başlayalım bu. Evet, evet. Hakikaten baktığınız zaman mesela evet, bana açıkça söyleyeyim. Bana mantıklı gelmiyor. Yani o kadar para 25 milyar dolar falan euro mu dolar artık neyse yatırılacak. 24 milyar dolar galiba. Neyse o binalar yapılacak. Avrupa Birliği parayı verecek bence vereceğini zannetmiyorum. O 1 milyon insan oraya gidecek nasıl geçinecek edecek falan. Öyle bir orada da bir devlet de biz yaratmış olmayacak mıyız? Yani bir Kürt, bir Arap şöyle, devleti falan şöyle. Baktığınızda. Olabilir mi yani bu? Bu plan. Bir kere çok iddialı bir proje. Mi? Çok iddialı. Yani öyle gerçekleştirilmesi öyle kolay bir projeye benzemiyor. Hakikaten de. Çok böyle benzeri olan daha önce çok karşılaşılmış bir şey uygulanmış bir şey değil. Çok iddialı. Böyle işte yüzlerce köy, kasaba kuruyorsunuz. Yani bunların inşaatı, yapımı, finansmanı. Bu birinci aşaması yani orada konuşulan rakamlarda çok büyük paralar yani 24 milyar dolar bu işte Avrupa Birliği'nin elini cebine atması lazım. O para bulunabilecek mi? Bu birinci güçlük orada. Diyelim bütün bu engeller aşıldı. Engeller aşıldı, bir para bulundu. Şimdi bak bir para bulundu, engeller aşıldı. Müteahhitler girdiler, ihalelere çıkıldı ve işte o kasabalar, köyler kuruldu. İkinci kritik aşamaya geliyoruz. Göç etmiş olan, Suriye'yi terk etmiş olan insanların geri dönmeye ikna edilmesi gerekiyor. Az buzda yani değil, 1 milyon kişi. Işte adam gelmiş İstanbul'da kendine işte bir hayat kurmuş, bir iş lokanta açmış ya da bir küçük iş bir ticarethane. İşte bir kendi geçimini var. Yani. Memnun ayağı İstanbul, Boğaz falan, Marmara Denizi. Önemli bir işim. Bu konuda bir takım kamuoyu araştırmaları var. İşte yüzde kaçı dönmek istiyor diye çok birbirini tutmuyor rakamlar. İşte bazıları diyor ki önemli bir bölümü dönmek istemiyor diyor. Bazıları işte %30'u döner diyor. Bilmiyorum rakamları ama yani bütün Türkiye'ye yerleşmiş olan Suriyeli mültecilerin, geçici koruma kapsamındaki mültecilerin böyle hepsinin gönüllü bir şekilde dönelim diyeceğini de zannetmiyorum. Yani onların bir ikna edilmesi süreci olacak. Şimdi devletler hukukuna göre de sıkça vurgulanan nokta, bütün uluslararası bu konuda yapılan beyanlara baktığımızda bunun gönüllülük esasına göre yapılması. Herkes bunu söylüyor. Biz de bunu söylüyoruz. Yani Türk yetkililerin açıklamalarında da bu var. Yani gönüllü değilse hani zorlamanın olmaması lazım. İkinci boyutu o. Yani ikna edilmesi kısmı. Üçüncü bir güçlük de şurada, demografiyle ilgili bir güçlük. Türkiye'de bulunan, ben yanımda maalesef getirmedim, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Yani Türkiye'deki 3 milyon 600 bin, 700 bin mültecinin
Bunun kompozisyonunda kim nereden geldi? Onu vilayetlere göre, geldikleri vilayetlere göre bir dağılımı var. Ağırlıklı olarak mesela Halep'ten gelenler. Ama Halep vilayeti çok büyük bir vilayet. Biraz Kobani'ye kadar falan da uzanıyor. Değişik bir şey var, yapısı var. Ama baktığımızda şimdi bu bölge, bu işte inşa edilecek evet. köyler, kasabalar, bunların hepsi Fırat'ın doğusunda olacak. Fakat buraya götürülecek olan, burada yerleştirilmek istenen Suriyeli mültecilerin önemli bir bölümü batıdan ya da diyelim Fırat'ın aşağıda güney bölgesindeki Araplardan, diyelim güneyden gelen işte Hama'dan, Humus'tan, Guta'dan, o bölgelerden gelen muhalifler de var. Yukarı doğru kuzeye geldiler, Türkiye'ye geçtiler. Dolayısıyla bir çeşitlilik gösteriyor. Şimdi siz onları Fırat'ın doğusuna geçirmek istediğiniz zaman gelmek isteyecekler mi? Yani o bölgeye gelmek, bu da bir başka soru olarak ortaya çıkıyor. Yani işte bir de bu demografi mühendisliği tartışmaları var, ona girmiyor. Şöyle diyebilirim, ama mesela Denizli'de yaşayan bir kişiye diyorsun ki Kırşehir'de yaşayacaksın artık gibi işte mi yani? Bir de şu var, yani çok şimdi şöyle bir güçlük de var. Yani karşımızdaki güçlüklerden biri de şu. Esad rejiminin bu ülke dışına çıkan, ki sayıları 6-6,5 milyon işte Türkiye'de 3.7, Almanya'ya giden işte 500-600 bin var, İsveç'e giden var. İsveç de bayağı kuvvetli bir sayı aldı. Ürdün'de 1 milyona yakın var, Lübnan'da var. Yani her yere dağılmış durumdalar ama asıl ağırlıklı olarak Türkiye'de. Şimdi bunların bir bölümü muhalif, yani Suriye muhalefetini destekleyenler var bunların içinde. Bir bölümü de hakikaten bu IŞİD geldikten sonra olan çatışmalarda IŞİD'den kaçanlar da var. Yani yurt dışındaki mültecilerin hepsinin muhalif olarak görmek doğru değil. İki kümeden burada söz etmek mümkün. Fakat şeyin de bana göre, ama ağırlıklı olarak gidenlerin, ülke dışına çıkanlar ağırlıklı olarak Sünniler. Önemli bir bölümü bunların muhalifler. Ben Esad rejiminin bunların çok geri gelmesini arzulayacağını da zannetmiyorum. Çünkü o kendi açısından daha böyle steril bir toplumsal sosyolojik yapı ortaya çıkardığını düşünüyor olabilir. Dolayısıyla onlar, o da çok teşvik etmeyebilir. Böyle bir güçlük var. Artı diyelim mülteci olmuş. Mülteci olmadan önce yaptığı iş ticaretle uğraşıyor. Ya da köylü, tarımla uğraşıyor. Siz diyorsunuz ki gel burada işte bu kasabaya yerleş. Orada daha önce yaptığı işi, bildiği işi tekrar orada yapabilecek mi? Yani kendi mesleğini icra edebilecek mi? Bu tür, yani kolay çok bir değil. Konu değil. Yani 2 milyondan söz peki, ediyorsunuz. Peki şöyle bir şey. Yani farklı bir coğrafya. Ben. Senin dediğin gibi adam işte Kırşehirli gel diyorsun. Şeyde Denizli'ye gel diyorsun. Ya da Denizli'ye Kırşehir'e gel diyorsun gibi. Şöyle mi, ama ben şöyle düşünüyorum. Ya Türkiye mesela Batı'yı ikna etmek için. Ya bakın ben bu harekatı yapıyorum. İşte bu buraya bir yerleşim alanı evet. kuracağım. 1 milyon, 2 milyon gidecek. Bakın size de gelmiş. Sizden de tehdit mantıken, kalkacak. Mantıken diye tabii, mi koydu bu planı? Mantıken tabii. Politik bir plan. Tabii. Mantıken Avrupalıları çok cazip gelmesi gerekiyor. Avrupalı şikayetçi mültecilerden. Tabii. Niye? Çünkü nereden geldi bunlar? Sınır, o da diyor ki tamam işte madem şikayetçisin çok güzel. Al işte. Evet, bence şey de var. Mantık olarak. Evet. Ama bas parayı. Araya bir tampon da koymuş oluyor o zaman Kürtlerle, PKK'lılarla. Evet, Arap tabii. bir çoğunluklu. Tabii, tabii. Sünni bir Arap çoğunluklu. Rejimle de koymuş. Bant yapmış evet. oluyor araya. O bir tampon bölge görevi de görecek. Araplar tabii. PKK'lar siyasi, siyasi boyutu da var tabii, bunun. Yani oraya doğru. yerleştirme. Tabii. Ama da böyle büyük ölçekli göçler de hep sorunlu. Tarihte hep öyle yani. Türkiye içinde gelen göçmenler sorun. Suriye'nin kuzeyine zorla bir yerleştirme olursa bu bir iskan politikası anlamına gelir. Ona politik bir itiraz da gelecektir Şam'dan. Yani onu Şam'la işbirliği yapmadan uygulamak mümkün değil. Şu da var, Fikret şu da var tabii. O bölgeye baktığımızda önemli bir bölümü yine Kürt nüfusun yani daha kuvvetli i̇şte olduğu. Ama Arap koyacak şimdi oraya. Gelecek olanlar Arap şimdi. Bu öyle bir etnik çekişmeye, çatışmaya, husumete yol açabilir. Böyle kolay bir proje değil. Bütün bu boyutlarına baktığını. Yani biraz kağıt üstünde bir jeopolitik oyunu da tetikler bu. Yani orta vadede diyelim ki Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmadı. Amerikalılar
İşte o bizim güvenli bölge tesis ettiğimiz alanın güneyinde PKK-PYD'de devletçiğini kurdu. O zaman bu bant belki de Türkiye'ye eklemlenmek istenecek. Zaten daha önce de şu ifadeler kullanıldı. Yani zaten Misak-ı Milli oradan geçiyordu. Misak-ı Milli Afrin'den başlıyor. İlk açıklanan tabii yani. Sonradan gerçi Atatürk onu... Galiba İçişleri yani. Bakanı'nın bu yönde bir şeyi oldu. Yanılmıyorsam. Hayır, bir Cumhurbaşkanı'nın da ilk daha... Ben Süleyman Soylu'dan hatırladım. Yani Afrin Harekatı esnasında oldu. Yani şimdi böyle hususlarda arka planda, zihinsel arka planda Gazi var. Mustafa Kemal'in bir tarifi var orada göre. Şöyle aslında Afrin Gazi... Celalabuz Köprüsü'nden değil mi İlker Paşa? Şöyle aslında Mustafa Kemal'in tarifi, Mustafa Kemal'in tarifi Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı ortak bölge. Yani o Afrin'den başlıyor Katma istasyonu eski o Katma İngilizleri durdurduğu yer. Oradan başlıyor. Şeye kadar gidiyor. Deirezor'a kadar gidiyor. Deirezor'dan Musul, Kerkük'ten içeriyor. Fakat daha sonra Mustafa Kemal herhangi başka bir konuşması esnasında silahla elde edilen yer Misak-ı Milli sınırıdır diye ulaşılan sınırı bu sefer Misak-ı Milli olarak görüyor. Yani buna baştan sona bağlı kalmamız söz konusu değildir. Çünkü 24 Nasturi ayaklanması ve 25 Şeyh Said ayaklanması Musul'la Türkiye'nin bağını koparmak maksadıyla yapılıyor ve ona o gün Kürtler alet oluyor. Belki o gün o sınır gerçekleşse Türkiye farklı bir tarzda yönetsel bir yapıya kavuşturulacak. Aslında tabii çok da fazla bilinmiyor da 1917'de Mustafa Kemal'in 7. Ordu Komutanı iken 20 Eylül 1917'de hem Talat Paşa'ya hem Enver Paşa'ya yazıp gönderdiği böyle 20 sayfalık bir mükemmel askeri politik durum değerlendirmesi var. Mesela o gün onun söyledikleri yapılsa bugün belki dünya Suriye problemi diye bir problem tanımayacak. Peki o gün yapılsa deyince aklıma geldi de. Peki şimdi biz buraya müdahale ediyoruz. Niye ediyoruz? Diyoruz ki ya burada bir devlet bize karşı bir yapı oluşuyor. Ha. Biz önleyici tedbir diyoruz değil mi? Önleyici saldırı diye yeni şey. Konsepte. Peki biz bunu ya 2014'te yapsaydık. Yani IŞİD Kobani'ye saldırdığı zaman biz bir dakika ya dese Amerika gelmeden önce ne bileyim o obüs şeyleriyle atsaydık, durdursaydık toplarıyla harekat yapsaydık. İki oradan gir dedi. Yok giremeyiz bilmem ne deyip o zaman Davutoğlu'nu hatırlıyorum. İnsani yardımı bile izin vermeyiz dedi. Şimdi Mehmet Bey çok kritik. Hakim olabilir miydik yani o zaman? Evet, kritik bir soru sordu. Bugün evet. Kırılma orada. Kırılma orada mı? Yani YPG sonrası. Bizim evet, 2015'te biz 2015'in Ocak ayında Süleyman Şah Türbesi'ni yerinden aldık, kuzeye kaydırdık. Hatta bunu bir zafer gibi de sunduk. Evet. Ben o zaman çok sesi duyulan bir adam değildim. İşte sessiz çığlık eylemlerimiz oluyordu. Orada bunu anlatıyordum yüksek sesle. Yani zaman zaman belki ulusal kanalda da katıldığım programlarda ifade ettim. O zaman şunu önermiştim ben. Kalktığımız zaman başımız belaya girer mi? Bakın tam şu bölgede bizim Süleyman Şah Türbesi kolordu seviyesinde bir birlikle batıdan ve doğudan ve batıdan Süleyman Şah Türbesi'ni takviye edecek şekilde bir kolordu seviyesinde kuvvetle girdiğimiz takdirde bir IŞİD'le 2014'ten itibaren mücadele eden ilk ülke olacaktı. Karada müdahil olan. 2016'da olduk, 2 yıl geçti aradan. 2, buradaki Kürtlerimiz korumuş olacak. Evet. 3, Amerika gelmeyecekti. 3, o dönemde tabii Obama vesaire gibi konular vardı. Üçüncüsü de o zaman kalkan koyulacaktı buraya. Kimse doğu batı istikametinde herhangi bir harekata girişemeyecekti ve Türkiye'nin inisiyatifinde her şey gelişmiş olacaktı. Ama o zaman bunu öngöremediler mi yani o zaman? Ya o zaman Türkiye içerideki bir sürü konularla uğraşıyordu yani. Bizi hapishanede falan tutmakla uğraşıyordu yani. Türkiye şimdi içerideki kavgalara odaklandığınızda dışarıda etkiniz zayıflar.
biraz önceki bölümde de konuştuk. İşte iç cephe onun için çok önemli yani. Bu yapılsaydı bugün bunları konuşmuyor olurduk yani. Çok daha farklı bir şey çıkmış olurdu. Amerika bir kere olmayacaktı. Amerika herhalde, değil mi orada? Olmayabilirdi. Olmayabilirdi. Çünkü o biz gitmeyince benim hatırladım, evet. Değil mi? Silah attı. Silah. Hat, ama bu o zaman da söyledim yani Saddam Esad rejimiyle Suriye ile arayı düzeltip buralar komple kontrol altına alınabilirdi ve sınırımız çok daha güvenli hale getirilebilirdi. Çünkü yarın bir gün bir varsayım olarak söylüyorum. Bu ne zaman olur bilemem tabii. Şimdi anayasayı falan konuştuğumuz zaman zorluğundan bahsediyoruz. Şimdi Suriye'de artık üniter bir yapının ortaya çıkması bana çok zor geliyor. Ama yani, onun için herkes onu diyor. Bana da zor geliyor. Ama şimdi ham hayal kurmamak lazım. Bence önce Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak adımları atmak ve Amerika'yı buradan uzaklaştırmak lazım. Yani bu harekatın bana göre en doğru yanı orası. Amerika'nın varlığı ve burada at oynatmasına engel olmamız lazım. Rusya çünkü, peki o kalsın? Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor Mehmet Bey. Hmm. Rusya'nın öyle bir ya her tamam şey. PYD ile görüşüyor şu bu falan ama yani PYD ayrı bir devletçik kursun demiyor. Halbuki Amerika ayrı bir devletçik inşa etmeye çalışıyor. Çünkü bunun bir de Irak boyutu var. Yani bizim yapmamız gereken şey şu. Netice itibariyle merkezi devletin askerleriyle biz sınırda muhatap olmalıyız. Çünkü buradaki sosyolojiyi komple siz değiştirecek haliniz yok ki. Adamın etnisitesi neyse o öyle kalmaya devam edecek. Yani buradaki meseleyi bizim yönetsel bazda görmemiz lazım. Ve güvenlik bazında görüp ona göre hayatı idame yani ordusu olan bir federal devlet olmaması lazım. Ordusu merkezi olan federal devlet değil. O merkezi ordusu olan bir federal devlet olabilir. Bakın ama merkezi. Evet yani. Şimdi Almanya'da federal devlet ama ordusu tek. Amerika'da öyle. Yani Amerika'da öyle. Yani şimdi bunlar farklı kavramlar. Biz bazen kavramlara çok fazla anlam yüklüyoruz. Fiiliyata bakmak lazım. Yani benim sınırımda merkezi bir devletin ordusu olursa, ben onunla muhatap olursam, onun ne içeride ne olduğu o kadar önemli değil bana göre. O kendi meselesi netice itibariyle. Yani bu boyut çok önemli. O söylediğiniz de çok önemli. Keşke o zaman bu müdahaleyi yapsaydık ve bugün daha farklı bir şey çıkardı ortaya. Yani. Belki bugün böyle bir şey olmaz. Olmaz. Evet, olmaz. Ama dinlemedi kimse yani. 2014 tabii Kobani olay. Yani şu, ben söyledim diye söylemek ayıp belki yani öyle bir övünme şeyiyle söylemek istemiyorum. Gerçekten bunu söyledim yani kitapta da yazdım. Evet, evet. Ya onun için ama dinlenmedi yani insanlar dinlemiyorlar. Güç sizin elinizde olduğu zaman dinlemiyorsunuz. Gücünüz zayıflarsa işte Batı toplumları dinliyor yani. En büyük hastalık da o galiba. Yani. Şimdi 2014 Kobani olayları bence çok önemli bir kırılma noktası. Yani Kobani olaylarının aldığı şekil 2014 sonrası Kuzey Suriye'nin jeopolitiğinin şekillenmesine belirleyici oldu. Neydi? Hemen sınırın hemen karşısında oluyordu. Bizim muhabir oraya foto muhabir göndermiş. Günlük fotoğraflar da geliyor. Canlı yayından televizyonda biz Kobani'de IŞİD'le YPG arasındaki Suriye Kürtleri arasındaki savaşı izliyorduk şeyde. Evet, bizim muhabirler yani böyle, günlük fotoğraflar gibi bazen televizyondan canlı da veriliyordu. Patlamaları görüyorduk böyle patlamaları. Şehrin önemli bir bölümünü IŞİD ele geçirmişti. Ve YPG'liler hani şimdi kızabiliriz PKK'nın uzantısı terörist her şeyi söylüyor ama orada da YPG'liler Kobani'yi yaşadıkları şehri IŞİD'lilerden geri almak için böyle sokak sokak ev savaştılar şeyde. Şimdi o savaş olduğu sırada ve biz de Türkiye'den izliyoruz. Şimdi bir tarafta YPG var, terörist. Şimdi Ankara'nın bakışında. Öbür tarafta IŞİD var. O da terörist şeydi. Türkiye burada nötr kaldı, tarafsız kaldı şeydi. Herhangi bir şekilde Kürtleri, YPG'yi destekleme yönünde bir tutum almadı şeydi. Fakat bu tabii bütün dünyada izledi. Bütün dünya, uluslararası camia, herkes projektörlerini Kobani'ye çevirdi. Bu arada Türkiye'de izliyor ve Türk resmi makamları da izliyor ve taraf almadan ve müdahil olmadan şey. Fakat tabii dünyada IŞİD tabii herkes IŞİD'i öcü olarak gördüğü için ve oranın sahibi de Kobani'nin sahibi de Kürtler olduğu için
YPG'ye karşı, şimdi bakın YPG'ye sempati böyle işte ortaya çıkmaya başladı. YPG'ye karşı uluslararası alanda muazzam bir sempati duyuyor. Şimdi pek çok insan Türkiye'de de YPG mi, Kürtler mi, IŞİD mi dediğinde pek çok insan da tabii ki Kürtler diyor. Tabii ki YPG kendisi böyle bir durumdan buldu. Şimdi burada Amerika işte Türkiye'nin tavır almasını istediler. Önce Türkiye çok böyle isteksiz kaldı. Amerika dedi ki ben bu duruma seyirci kalmıyorum. Müdahale. Ben geliyorum, yardımcı olacağım. Havadan dedi silah atacağım dedi. Ve attı şey erzak attı silah. Hatta yanlış yere attılar. IŞİD'lerin eline geçti bir kısmı falan. Öyle karamboller de oldu. Türkiye çok kızdı. O dönem yanlış hatırlamıyorsam Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçilmişti. 2014 sonbaharından tabii. Ağustos'ta seçildi. Sonbaharda oldu bu. Eylül, Ekim falan. Eylül, Ekim hatırlıyorum adam. Kasım. Yani 2014 sonbaharını hep Davutoğlu başbakan. O başbakan. Ve Amerika'nın bu tavrını eleştiren çıkışlar geldi Türkiye'den, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da geldi. Bunların hepsi arşivlerde duruyor. Var. Yani Google'a girip bir arama yapılınca hemen bu açıklamaları alabilmek mümkün. Dünyanın bütün desteğini Kobani'de Kürtlere verdiği bir dönemde tabii Türkiye'nin bu pozisyonu alması bir kırılma yarattı. Sonra yalnız Türkiye ne yaptı? Irak'tan, Kuzey Irak'tan peşmergeler geldi. Türkiye'den geçip Suruç'tan geldi. Hatta şey esprileri oldu bir lokantada. Parayı kim verdi diye. Örtülü ödenekten mi parayı? 29 Ekim falan. İşte öyle bir şey oldu. Bugün vardı gazetelerde. Sonra ama Türkiye ona da izin vermek durumunda. Ama kaldı. Baskıyla verdi ona da. Yani ilk başta Amerika'nın, Davutoğlu'nu biliyorum ben. Ve insani yardımını bile vermem diye demeci verdi. Eğer Amerika müdahale etmeseydi Kobani düşebilirdi. IŞİD'in eline geçebilirdi. Fakat neye yol açtı Kobani olayı? Tamam, Kürtler geri aldılar, YPG geri aldı. IŞİD oradan püskürtüldü. Ve Amerika ile YPG arasında, Suriyeli Kürtlerin YPG kanadı arasında diyelim. Çünkü bütün Suriyeli Kürtler YPG değil. O yanlış bir tanımlama olur. Ama YPG ile Amerika arasında, Obama yönetimi arasında birden bir balayı havası ortaya çıktı. Isındı ve birden sonraki süreci 2015, 2016, 2017, 2018 yerleşti, kurumsallaştı ve 60 bin kişilik bir ordu karşımıza çıktı. Şunu ben söyleyeyim, o ara dediğiniz dönemde de Batı basınına baktığım zaman işte kadınlar, vatanını koruyan, işte karşı direnen, layık böyle yapılan. Layık, evet böyle şeyli, savaş, elinde şeyler. Bunların öyküleri, ama kabul edelim ki PYD'liler de kendilerine göre, Batı onu, kamuoyunu etkilemek açısından. Onu sattılar ama bu da biraz Ankara'nın hatasıdır yani. Şimdi şunu da atlamamak gerekiyor. 2013'te ne vardı? 2013'te PKK açılım sürecinde güya silah bırakacaktı. Suriye'de gitti, örgütlendi PKK. Yani içeride açılımla Türkiye'yi uyuttular ve gittiler orada. Yani ağırlık merkezini oraya kaydırdı. Şimdi bu da mesela dikkatten kaçan bir husus. Tabii bazı ifadelere göre de bazıları söylüyor, ben tam emin olamıyorum. İşte FETÖ'nün de kendine göre bir takım hesapları vardı. O da Türk ordusunun harekatını engelledi şeklinde ifade ediyorlar. Tabii bir şey orayı destekleyebilir miyim sizi? Yani konuştuğum bazı devlet yetkililerinden, yani burada tabii isim falan veremem fakat ben de bunu çok sıkça duyuyorum. Yani o dönemde bazı Türkiye'nin biraz daha müdahil olması yolunda böyle bürokrasi için tartışmalar olduğunda falan sonradan bu Gülenci, cemaatçi olduğu anlaşılan bir takım kesimlerin böyle çok sizin dediğiniz doğrultuda. Ama onu biraz abartıyorlar çünkü. Ama çok general çıktı şöyle, öyle değil mi yani? Evet. 150-160 generalde değil mi? Onların bir kısmı da olmasa bile yüzü diyelim öyle. Şimdi, onlar da hayır girmeyelim yapmayalım falan. Onları falan Sedat da Bey daha iyi biliyor. Çünkü bir kısmı onların tahliye oldu falan filan. Yani o çok daha iyi biliyor. Hepimizden iyi biliyor. Ama sizin kadar bilemem. Gerçekten. Şöyle de bir o tezi çürüten bir şey var. 2015'te Hendek çatışmaları oldu. Demek ki siyasi irade ve komuta kademesinin iradesi ortaya çıktığında
içinde küçük hatalar, eksiklikler ürese bile o irade sahaya yansıdığı için evet. 2015'te ordu ve emniyet oradan teröristleri temizledi o şehirlerden. Şimdi tabii bazen insanlar bir şeyi yapmıyorlar. Yapmamanın gerekçesi olarak da işte o zaman şöyle bir şey vardı falan filan diyorlar ama o 2014'te yapılması gereken IŞİD'e müdahaleydi. Ve buraları kendi tekeline alıp inisiyatif yaptı. Çok açık ve net yani. Bu arada Sur'u alan, PKK'dan alan 7. Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz'ı da biz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye darbeci diye hapse attı. Sonra Yargıtay'da aklandı. Aklandı. Olmadı herhalde. Zaten şeydi yani evet, sağlam herhalde. Bir iddianame değildi. Herhalde. Bunu da bir küçük dipnot mesela olarak mesela çok şey söylendi Şırnak'taki tümen komutanı. O da aklandı. O da mesela. Aklandı. Tümen Abdullah Baysal mıydı? Evet. Tümen Tugay komutanlarından birisi. O da aklandı. Mesut. Yani, Mesut. Evet. O Tuğgeneral. Evet. Bazıları Tuğgeneral. Çıkar çıkmaz yine harekatlara katıldı komutanlardan birkaç tanesi. Yani. Çıkar çıkmaz işte, harekatlar yani. Evet. Ya orada işte içeride kavga etmeyeceksiniz Mehmet Bey. Konu oraya geliyor. İçeride iyi bir sisteminiz olacak. İçeride kavga edince paşam içeride, geçen ben bir şeye konferansa katıldım. Tarihçi hocalarımızın da çok değerli hocalarımızı dinledik. İşte Ümit Özdağ vardı. Yusuf Hacıoğlu, Zafer Toprak, Hasan Könü gibi. Şöyle bir tespit yaptı Hacıoğlu Hoca. Şimdi aslında tarihte Irak ve Suriye diye bir devlet yoktur dedi geriye doğru baktığınızda. İşte Emmemiler vardır, Abbasiler vardır. Yani bu hep derler ya çetbelle çizildi bu devletler. Onu anlatırken dedik ki yani bu Irak olsun, Suriye olsun içlerinde o kadar çok farklı mezhep ve etnik grup daha insan oralara oradaydı ki ve onları öyle cetvellerle ayrıldılar ki Batı dünyası istediği her an bu devletlerin içerisinde etnik veya mezhepsel çatışma çıkarabilecek manipülasyonlar yapabilirler. Şimdi de yapıyorlar gibi söyledi. Yani kurulurken Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu devletler kurulurken bunlara dikkat edildi. Böyle böldüler dediler. Bilerek. Mare koridorunu evet. Gerçekleştiremediler. Evet. Onu o şekilde yaptılar. Gertrud Bell Irak'ta evet. İşte o meşhur Çöl Kraliçesi filminde bir mektubu var. O temas ediliyor. Diyor ki burada diyor hafta sonuna doğru diyor kendimi tanrı gibi hissediyorum diyor. Çünkü bütün emirleri veriyor. Herkes itaat ediyor. Yani Irak'ı Gertrud Bell kuruyor. Evet. Gertrud o bizim şeyi de biliyorsunuz Musul 30 Ekim 1918'de mütareke imzalandığı zaman Musul işgal altında değildi. Yani Musul'a İngiliz ordusu girdi. Hatta Atatürk çok bir şekilde ağır bir şekilde 6. Ordu Komutanı Alistan Sabis Paşa'yı eleştiriyor. Yani şunu sormak yani, istiyorum. Cetvelle çizdiler bir de düz arazi. Evet. Düz arazide ama, vatan çok olmuyor. Ama işte bu etnik ve mezhepsel ayrımları dikkate alarak ileride sorun çıkarabilecek çıban başları olarak koydular dediler. Dolayısıyla yani bir gerçek manada bir demokratikleşme olmadan, işte bir sanayileşme olmadan, bir işte milli burjuvazi oluşmadan yani bu Arap ülkelerinde bir rahat bir huzur olmaz. Belki o manada Türkiye'nin işte Atatürk'ün kurduğu modelin örnek alınması gerektiği şeklinde çok değerli konuşmacıları dinledim orada da. Yani bu eğer Suriye özellikle Esad sözde de vermişti. Yani iç dinamiklerle bir demokratikleşme açılımı, bir reform açılım yapabilselerdi belki bu iç çatışmaları önerler miydi? Veya bundan sonra mümkün müdür bu ülkelerin demokrasiye evrilmeleri? Değildir. Hani diktatörler var diye herkes müdahale etti buraya ama herkes bir paylaşım müdahalesi gibi oldu. Kimsenin bir demokrasi derdi yok yani Amerika'nın yok, Rusya'nın da yok. Peki, vallahi bizim bile yok demokrasi derdimiz yani. Ben demokrasi derdimiz olduğunu düşünüyorum. Ben hukuk devletini savunuyorum zaten. Yani ben Türkiye'de demokrasinin olabilmesi için bir defa aşağıdan yukarıya böyle bir talep gelmesi lazım. Öyle bir talep yok. Öyle bir talep yok yani. Evde yok çünkü demokrasi. Bu batıdan bu tarafa indiğiniz zaman bütün Orta Doğu'da hiç böyle bir talep yok yani. Hiçbir yerde böyle bir talep İlber var İlber Hoca'nın kitaplarından birinde şöyle söylüyor. Talep diyor ki Doğu yok. Toplumlarında demokrasi olmaz diyor. Batı toplumlarında olur diyor. Çünkü Batı toplumlarında burjuvazi birey var. Birey. Burjuvazi şeyden geldi diyor. Yerel merkezlerdeki ağırlıklarıyla geldi diyor. Mesela Barcelona ayrı bir kent, öteki bir ayrı bir kent. Evet. Bunların yine bir ağırlığı vardı. Türkiye'de ağır aksak da olsa bir demokrasi deneyimi var tabii. Hani oraya doğru evrilme yani olabilir. Yani öyle, Türklerin tarihi de farklı zaten. Oluşmuş bir burjuvazi de var. Ama bu demokratikleşme, laikleşme sağlanmadıkça biz nihai çözüm bulunacak gibi gözükmüyor bu ülkenin hiçbirinde. Evet. İster Suriye olsun, ister Irak olsun, ister Mısır olsun. Hı. Yani o yönde o iç dinamikleri oraya yöneltecek belki liderlikler lazım.
belki biraz da şeyi konuşmak gerekebilir. Ben mi? Şimdi evet. Yani bu askeri şöyle, harekatın riskleri ne olabilir, onları konuşmak gerekiyor. Onu mu konuşalım? Siz, senin aklın, senin aklın. Benim şöyle bir şey. Ben diyorum ki şimdi bu tarafı hani konuşuyor. Ne olacağı da belli değil. Dediğimiz gibi şöyle bir askeri harekat var. PYD'leri aşağı edeceğiz ama ne olacağını daha değil mi sonucunu kesin. Oraya devletçik aşağıda 30 kilometrenin altında varlığını sürdürebilir. Altında başka bir Kürt devletçiliği de olabilir. Üstünde bir tane biz birilerini yerleştireceğiz olabilir. Oradaki o nereye kadar gidecek, gider mi gitmez mi işte Amerikan tutumu ne olur? 13 Kasım'daki görüşmeden ne sonuç çıkar falan orayı bilmiyoruz. Ama şimdi bizim şeyimiz burada bir de bu işin bu İblit kısmı var. Orası da bir kaynıyor. Evet. Orada da terörist kaynıyor şimdi. Biz oraya bakmıyoruz ama onun içi de felaket bir durumda ben, değil mi? Yani orada da bir şey yapmak lazım. Yani orada da orası da öyle. Hani şimdi orası galiba bilmiyorum o kadar dondurulmuş ama durumda. Herkes fazla, dursun orada. Şu an fazla bir çatışma yok. Ama baktığınızda işte rejim biraz şey yapıyor. Böyle topçu evet, atışıyla tacizler evet, oluyor ama böyle büyük bir askeri şey ama ne kadar terörist dediğimiz grup var orada yani. Şimdi ne esas sayılara bakalım. Sayılara bildiğiniz bakalım. Yerden çıktı. Tamam. Soru kura'dan. şimdi İdlib'de pek çok grup var. Eli silahlı pek evet, çok grup var. Bunları ikiye ayıralım. Bir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörist olarak nitelendirdikleri var. Bir de terörist olmayan silahlı muhalefet dediğimiz ama çoğu böyle kökten dinci ideolojiye bağlı selebi çizgide o ideolojiyi taşıyan gruplar ve muhalefet olarak onlar silahlı muhalefet olarak görülüyor. Şimdi burada kesin bir ayrım. Onlar bir şekilde konsolide oldular bir büyük İdlib'tekiler. Böyle bir işte Özgürlük Cephesi adı altında hepsi bir araya geldi. Büyük bir bölümü ve bir iki tane istisna var belki ama büyük bir bölümü Türkiye ile yakın ilişki içinde ve Türkiye bunları destekliyor şimdi. Bunları bir tarafa koyuyoruz. Bunların sayısı konusunda muhtelif rakamlar var. İşte 30 bin diyen var daha az da. Bunları bir tarafa aynen, koyalım ama asıl bizi kaygılandırması gereken gruplar bu terörist kategorisinde olanlar. Burada işte Hayat Tahrir Eşşam dediğimiz grup var. Bu El-Kaide Suriye'de iç savaş başlayınca oraya ekibini gönderdi ve orada El-Nusra adında bir adıyla bir örgüt kuruldu. Bu El-Kaide'nin Suriye şubesiydi, temsilciliğiydi. Evet. Başında El-Culani diye birini, o Suriyeli olan birini getirdiler. Sonra bu HTŞ şu an İdlib'in büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Fakat 2018'de bu ayrıntı, 2017 sonunda bu yeni böyle bir markalaşmaya gitti. Ben artık El-Kaide liderliğini dinlemeyeceğim dedi. Biz El-Kaide'den bağımsız hareket. Aynı ideoloji, aynı yöntemler. Ama ben kendi bağımsız çizgimi sürdüreceğim dedi. Bunun üzerine El-Nusra içindeki daha El-Kaide'den, kendini El-Kaide'ye bağlı hisseden daha böyle katıksız radikaller. Hurasettin adında ayrı bir örgüt kurdular. Bunların sayısı daha böyle 2000-3000 dolayında. Öbürüyle ilgili böyle hepsi bunlar tahmin tabii kesin bir sayı vermek mümkün değil. Hepsinin 18 bin, 20 bin deniyor. Çok ama yani. HTŞ için. Işte. Ama rakamlar ama 20 bin üstüne değil herhalde. Şimdi burada asıl tehlikeli olan şimdi HTŞ terörist, Hurasettin. Bunlar katıksız El-Kaideci şeyden hala Zarhavi galiba değil mi onların liderinin ismi. Ondan talimatı. Şimdi sorun şu Suriye'ye çözüm bulduk diyelim. İyimser bir senaryoda Anayasa Komitesi çözümü buldu. Herkes helalleşti, el sıkıştı, sarıldı birbirine. Peki bu Hurasettinciler ne olacak? Bir de unuttuğumuz bir şey var. Nereye gidecekler? Ayrı Fırat'ın doğusunda IŞİD'le mücadele, DAEŞ'le, DAEŞ neyse adı. Onlarla yapılan mücadelede alan hakimiyetini kaybedince bunların bir kısmı 2019 başından itibaren, Mart'ından itibaren orada Bahos'un öyle bir yer var oradan kalan. Bunların büyük bir bölümü İdlib'e, büyük bir bölümde önemli bir bölümü İdlib'e geldi ve orada uykuya yatmış durumdalar. Ve en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda bir Birleşmiş Milletler belgesi bu resmi doküman. El-Kaide ve IŞİD'le ilgili onların bir izleme grubu var. Bu resmi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporu. Diyor ki
Hep diyor HTŞ tamam tehlikeli, Hurasettin tehlikeli ama IŞİD'lere dikkat edin diyor. Evet. Onlar uykuya yatmış durumda orada diyor. IŞİD şöyle bir anlaşma yaptı HTŞ'lilerle. İdlib'den büyük ölçüde HTŞ sorumlu. Kendi yönetimini kurmuş durumda. Bir hükümeti var onlara da, bir geçici hükümet. Önemli diyor ki bu HTŞ ile anlaşma. Burada HTŞ diyor, burada faaliyet göstermeyeceksiniz. Gel burada yaşayın. Dedi. Onlar da orada böyle bir şekilde kendilerini geriye kaybettirmiş durumdalar. Diyor ki raporda yalnız ileride bir olaylar olursa diyor, rejim buraya girerse HTŞ'liler çarpışabilir diyor rejimle. Fakat bu IŞİD'lerin hepsi bir şekilde Türkiye'ye girmiyor. Dolayısıyla çözüm bulunduğunda bu oradaki IŞİD'ler, HTŞ'liler ve bu Hurasettinciler bunlar nereye gidecek? Birinci çözüm, uçaklara koyarsınız. Afganistan'a paraşütle bunları atar. Ben fantazi çözüm diyorum buna. En ideal çözüm bu. İdeal çözüm. İki, paraşüt otobüslere koyarsınız, kamyonlara. Suriye'de çölde böyle bir çadır kentler kurarsınız. Şeyde. Burada yaşıyor. Hani biz güvenli bölgede kuracağız ya, biraz daha derme çatma bir şey. Çöle şey. Bunlar da biraz fantazi çözümler. Ama bu çöl senaryosu konuşuldu bir süre. Üçüncüsü bu ETŞ işte biraz pragmatik bir şey. Onları işte evcilleştirirsiniz. Ne kadar HTŞ'liler evcilleşir o ayrı. Bunlar ne olacak? Benim tahminim... Aralarında Sedat galiba Orta Asya'dan gelenler var, Avrupa'dan gelenler var. Yani değişik etnik gruplar var. Uygurlar, Doğu Türkistan. Evet. Onlar gelenler var. Şugur mu? Lanskiye'ye doğru. Tam telaffuz. El Şugur. Orada orayı M4 üstünde. Onları üstlenmiş durumda. Başka yerde de biraz onlardan var. Orada Doğu Türkistan'dan gelenler var. Özbekler var, Tacikler var. Kafkasya'dan gelenler var. Şeyde işte Putin de pek onları, tabii Putin de fırsatı bulup onları bir haklamak istiyor orada. Şimdi bunlar ne olacak? Muhtemelen benim o fantezi senaryom Afganistan'a paraşütle atmak olmaz öyleymiş. Gerçekçi olursak. Rejim girdiğinde bir şekilde bunları kuzeye doğru basacaklar. Muhtemeldir ki Hatay'ın bitişik bölgede belki bir 20-10-15 kilometrelik böyle bir şerit içinde bunların yaşayacağı böyle bir peşaver benzeri alan mı alan yaratılacak. Yani Suriye toprakları. Terör. Türkiye'den içeri girmeyecekler. Ama tabii sizin sınırınızın hemen yanı başında olacak. Bunun bütün serpintileri, istediğiniz kadar oraya duvar çekin, duvar örün. Bunun bütün basıncını, serpintilerini sessiz hissedin. Aşağı gidemeyecek, basınç yukarı doğru, evet. Türkiye'ye doğru. De şöyle bir sorun olmayacak mı? Yani hukuki boyut olacak bunlar? Yargılanacak mı? Kim yargılayacak? Yargılanmak kim yargılayacak? Paşa hani yani çatışma hukukunda var mı? Bunun çok zor. Ben geçen gün bir yerde de ifade ettim. Bu bizim orada 12 gözlem noktamız var. O gözlem noktalarının öyle bir pozisyonu var ki M4 ve M5 yollarını bölüyor. Yani şimdi oradaki varlıktan, terörist varlığından bizim de rahatsız olmamız lazım. En az göç kaygısı kadar. Askerlerimiz bu kaygıyı da duymamız lazım. Ama belki, hiç öyle bir kaygı verici bir demiş ben. Bence duyuluyordur da pek fazla konuşulmuyor. Bence yapılması gereken şey şu. Bu gözlem noktalarından herhalde yukarıdan aşağı yani İdlib'in doğusundan itibaren 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunların... Doğu koridoru onlar aşağı doğru iniyor. Doğu ve biraz da güneye doğru dönen 9'dan itibaren. 9 zaten şeyde Suriye rejimin toprağı. Bunların yerini değiştirmek suretiyle M4, M5 karayolunu kullanması engellenirse bunların... Altta kalanların bir kısmı imha olur. İmha olur ve stratejik şeyini de kaybederler. Belki o işte o boy yollarla bizim sınırımız arasında bir sıkıştırma orada kalır. Orası peşaver gibi olur bir müddet sonra. Bir müddet sonra doğum kontrolü yapmazsak yani problem çok büyür. Burada büyür. Kilit olan şu. Bu HTŞ işte bu Cülani'nin liderliğindeki örgüt. Aslında çok pragmatik, kökten dinci falan ama belli bir böyle gerçekçilik içinde belli ödünler verebiliyorlar, esneklik gösterebiliyorlar. Yani onların bir şekilde böyle bir evcilleştirilmesi formülü üzerinde de çok duruluyor. Evet, yani, evet. Bu arada biz tabii Türkiye ile
İdlib'i onlar kontrol ediyor. Biz Türkiye'nin gözlem noktaları orada. Ana yolları yine HTŞ kontrol ediyor. Tabii. Yani Türk askerleri, Türk konvoyla o yollardan gidiyor. HTŞ'nin kontrol ettiği. Ama Soçi'ye göre bizim onu temizlememiz gerekmiyor mu? Evet. Soçi'de öyle bir sorumluluk üstlendik. Çıkmadılar. Yani. O silahsızlanma. Yani, evet. Müdahale etmedik oraya yani. Çatışmadı. Fakat onlar da Türkiye'ye dokunmuyorlar. Türkiye ama Türkiye de onlara bir şey demiyor. Yani Türkiye ben daha bir tek demeç görmedim. Ama işte sonsuza yani kadar bunu sürdüremez. Ama Soçi'de söz verdik değil mi? Taahhüt ettik yani. Evet, taahhüt ettik. Suriye'yi yerine getiremedik. Temizleyeceğiz derken bugün sıraladı Cumhurbaşkanı. HTŞ'nin adını falan da vermediler yani. İş halbuki HTŞ bizde 31 Ağustos 2018'de resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile bir başkanlık kararıyla yayınlandı. Bugün ama söylemesi de gerekir yani. Onlar, ama değinmedi. Daha önce mesela doğusuyla. En son Moskova'dan mı dönerken mesela uçakta gazetecilerle yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Putin'le görüştükten bu 27 Ağustos'ta gittikten dönerken o uçak konuşmasında bu İdlib'de HTŞ'de ciddi bir tehdittir ve onun da ortadan kaldırılması gerekir. Dedi. Bunu dedi. Dedi, dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı, pardon. Şu ihtimal nedir? Yani bu bizim harekat sürerken Rusya ve rejim Şam yönetimi İdlib'de harekete geçer evet. De Türkiye bütün dikkatini Fırat'ın doğusuna çevirir. Bombalamaya başlarsa ve bizim sınıra doğru tazik ne olur? Veya fırsat mı fırsat Türkiye tarafı uğraşır. Burayı temizleyin. İtelemeye başlarım derse ne olur? Evet. Rusların aklına, stratejik aklına buradan bak. Şimdi bu fırsatçı bir bakış bunu yapar. Ama Putin nasıl bakar? Şu an Türkiye ve Amerika böyle karşı karşıya geldiği bir noktada biraz daha Türkiye ile Amerika'yı çatıştırmak, Rusya'nın çıkarları açısından biraz daha onların karşı karşıya geldiği bir senaryo. Rusya'nın çıkarlarına bana sanki daha uygun gibi görüyor. O biraz İdlib'i orada bekletebilir. Çünkü Türkiye orayı ısıttığı takdirde İdlib'i, yani Türkiye'nin dikkati hemen. Yani evet. Rusya'nın stratejik bakışı o kadar hemen, aa fırsat var Türkler orada ben burada. Ama yani size katılıyorum. Ama Esad rejimi bu fırsatçılığa kalkabilir şeyde. Onlar öyle öyle büyük bakabilir o. Evet. Bir de tabii Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki harekatı yönetirken verdiği mesajlar da çok önemli olacak. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda çok ciddi mesajlar verdi aslında Cumhurbaşkanı. Evet. Değil mi? Siz de yazdınız. Evet, evet, evet. Yani sadece toprak bütünlüğü demedi. İstikrarı dedi. Egemenliği dedi. Evet. Yani bunlara çok önemli. Birliği dedi. Sinir. Yani bunlara çok önemli vurgular yaptı. Bu istikamette atılacak adımlar oradaki adımları da etkiler. Yani bunlar hepsi beraber. Adana mutabakatından da söz etti. Evet, biz orada bundan da söz etti. Evet. Fikret, bir o da şey, Şam'a bir mesaj olarak değerlendirilir. Ben bir şey tamamlamak istiyorum. Ahmet Yavuz Paşa'mızın değerlendirmesini. Bugün gazetelerde okudum. Sırbistan'dan dönerken Cumhurbaşkanı'nın gazetecilerle uçakta yaptığı konuşmada uzun bir bölüm var. Suriye ile Türkiye'nin aslında konuştuğunu söylüyor. Evet. Evet. O haberimiz kötü. Ben değilim ama diyor. İki kanaldan. Ben değilim diyor. Bir istihbarat örgütlerimiz konuşuyor. Bunu daha önce de söylemişti ama anlıyoruz ki Türk istihbaratı ile MİT ile Suriye istihbaratı arasında temas var. Bir temas olduğu İyi bir şey ama. Hatta istihbaratın üzerinde de var gibi yani. Artı bir de Rusya üzerinden de yanılmıyorsam konuşuyoruz. Öyle görüşüyoruz diyor. Ama şimdi ülkeler arasındaki ilişkilerin böyle sadece istihbarat servisleri üzerinde onların ayrı kendilerine göre dünyaları var. Yapacakları işte var. Hani görüşmesinler değil mi? Tabii. Sağdaki durum itibariyle tabii iki ülkenin gizli servisleri buluşabilir. Konuşacak yapıyor. İşte HTŞ'yi konuşsunlar nasıl üstesinden gelinecek diye. Ona bir itirazım yok. Ama siyasi düzeydeki ilişkilerin idare edilmesinin böyle istihbarat servislerinin bırakılmaması gerekiyor. Yani herkes kendi işini. O diplomasinin alanı, o diplomatların alanı. Dolayısıyla şimdi bizde tabii böyle MİT'in son dönemde yani her konuda çok belirleyici olduğu bir dönemden geçiyor. Burada biraz bence Suriye politikasında dışişlerinin de diplomatların da biraz artık sahnede Sedat olması Bey, lazım. Sedat Bey şimdi bugün çok deneyimli eski bir politikacıyla görüştüm ben. Yani gerçekten bu işleri bilen bir insan. Şöyle bir şey söyledi bana ve çok aklıma yattı. Şimdi dedi ki yani Türkiye Amerika'yla bu işi yürütürken yani bu operasyonu işte yürütürken
karşı da olsa belirli alanlarda mutabakatta var aralarında dedi. Böyle Suriye rejimiyle açıktan dedi görüşmeyi çok uygun bulmayabilir dedi. Ama harekat başarılı olur da ileriye doğru adım atılırsa Amerika'yı sıkıştırmak adına o saatte devreye bu sokulabilir dedi. Yani böyle bir gözlemde bulundu ve bana da çok şey geldi. Yani makul geldi yani. Ya, eninde sonunda olacak bu. Yani toprak yani. Bütünlüğünü, evet. Siyasi birliğini savunuyorsunuz. Evet. Şam olacak. Şimdi bir şey var. Burada manevra yapamıyor geliyor, Cumhurbaşkanı. Şey, evet yani yapamıyor. Son şeye girince ya anlayamadığımız bir şey var. Belki benim anlamıyorum. Ya Trump diyor ki dedi bu IŞİD'ti diyor size siz bakın diyor. Şimdi bu bizim gireceğimiz bölgenin dışında değil mi bu hapishaneler falan? Kısmı yukarıda da var. Yukarıda da var. Peki onlar ne yapacak Türkiye yani? Ben de Cumhurbaşkanı çok dedi ki derdest ederiz dedi şimdi. Bugün şey dedi bazıları cezaevinde kalacak. Bazıları ülkelere dönmek isteyenler dönecek gibi en son açıklaması oluyor. Şimdi sayıyla başlayalım. Yani, bize ne yapacak yani? Alın bunları siz mi? O hapishaneleri bize mi verecekler? Şimdi bu işte toplam 11 bin arası IŞİD'li tutuklu var. Bunlar hapishanelerde, Fırat'ın doğusundaki alan. Bunların bir kısmı hakikaten rejimden kalan hapishanelerde yaşıyor. Kalıyor, evet. Haseke'de yanılmıyorsam mesela öyle bir eski rejim hapishanesi orada IŞİD'lerde. Bir bölümü ise yeteri kadar hapishane olmadığı için böyle okullardan kamplarda. Almışlar, kamplar, okulları da mesela hapishaneye çevirmişler. Bunlar son derece böyle geçici hapishaneler, derme çatma hapishaneler ve burada fiziki emniyeti sağlamak da o kadar kolay değil. Bu 11 bin rakam alırsa, 2 bini yabancı. Bu 2000'in de işte hatırı sayılır bir bölümü, yarısı falan Avrupalı, Belçikalı, Fransız, evet. Alman, İngiliz gibi. Ve Avrupa ülkeleri de istemiyor onları, orada kalsınlar diyor. Şimdi bu 11 bin tutuklunun bir bölümü kuzeyde ama önemli bir bölümü de Türkiye'nin o güvenli bölge 30 kilometrelik hattın altında, daha aşağıda olanlar da var. Artı bir de asıl burada sorun bu El Hol kampı diye bir yer var. 70 kadınlar kişilik. Çocuklar. Bu IŞİD tasfiye edilince özellikle bu 2019 Mart ayı gibi orada muazzam Şubat Mart yani IŞİD atılınca Fırat'ın doğusundan bunların bütün aileleri çoluk çocuk hepsi bu kampa koydular. Çok kötü koşullardı. Burada güvenliği YPG'liler sağlıyor şimdi. Önce olguları masaya koyalım. 11 bin tutuklu var. 70 bin kişilik onların yakınlarının olduğu. Fakat onların kadınları da hepsi militan. Yani o 70 bin kişilik kamp bir böyle küvöz. Yani IŞİD'li. O çocukların hepsi yani böyle militan olur. Uzakta 70-80 kilometre. Biraz aşağıda. Bizim güvenli bölge. Haseke'nin altında. Yani bizim güvenli bölgenin dışında gibi gözüküyor. Tabii. Ama Trump'ın şimdi orada da güvenliği YPG'liler sağlıyor. Hapishanelerde YPG'liler sağlıyor. Ne olacak? Yani bu durumda bir şekilde bir devir teslim olması gerekiyor. Yani YPG'lilerin şeyde. Olmaz. Ben o işin esprisi. Onları bize karşı kullanırlar. Yani elindeki en büyük pazarlık kartı. YPG'nin elindeki en büyük pazarlık kartı bu. Bir açarsa bırakırım diyor. Bırakırım. Ki bunu işte Beşer Esad yaptı biliyorsunuz. Daha serbest yani. Bıraktı. Şimdi bir de şunu merak ediyorum ben. Şimdi Sedat'ın söylediği o 2000 kadar batılı işitli. Bunlar hani profesyonel asker midir, parayla çatışan yoksa Müslümanlar sonradan gelip de bizden daha inançlı evet. Hangi tür adamlardır bunlar? Valla yani içinde belki ilk sürden adamlar vardır ama ağırlık bunlar yani inanıp bu yola girer. İnanarak bu yola giren. Zaten inanmalar. Peki bundan Türkiye devralacak mı ya? Türkiye devralmaz. Almaz. Türkiye. Muharebe sahasında bunlar zayiata dahil olurlar. Olurlar. Kaçan kurtarır. Ama Trump'ın sürekli söylüyor. Belli ki geçen pazar akşamı Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı artık biz gireceğiz. Bizi önümüzde durmayın artık çekilin gireceğiz dediğinde. O da diyor ki bir koşulla eğer bu onları alırsanız olur. Ve el sıkışıyorlar.
Bence biraz onu Trump iç pazarda kullanmak için söylüyor. Yani Türkiye bunları alır. Türkiye Cumhurbaşkanı da evet alırız diyor. Alınca ne yapacak? İmha olacak bunların hepsi yani. Başka bilemiyoruz. Ama yani Türkiye açısından ciddi bir risk var. Bu şey de bu sahada imha olur şeyi. İmha gecenin iyidir de yani. Ama çok ciddi bir risk var burada. Yani çok, bununla hiç şakası yok. Ve bunları hakikaten YPG'liler serbest bıraktığı takdirde iki tane de yani hakikaten çok başımıza belada olabilirler. Peki. Teşekkür ederim. Bir işin aslında sonuna geldik. Bitirdik. Süremiz de doldu. Konuklarımıza teşekkür ederiz. Hakikaten biraz aydınlatabildikse, hakikaten bir şeylere farklı bakabildikse ne mutlu bize. Haftaya Perşembe günü görüşmek üzere. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk'ün... Bu dönemde parti meclisi.